tabak tabak yaprak için tabak tabak. Günaydın Muazzez Hanım. Bu sabah nasılsınız? Sana ne? Kız beni beğenmiyor. Kız beni beğenmiyor. Var ben değil olana var. Muazzez Hanım, dün gece rüyanızda ne gördünüz? O da seni ilgilendirmez. Hem bak sen hala böyle toz almaya devam ediyorsun. Kamil Bey seni böyle görse vay haline. Beni mi vay haline? Tabii ya. Muazzez Hanım, Kamil Bey'i kim milletvekili yaptı? He? Onu koruyan kim? Kim? Sen mi? Hadi canım oradan. Alt üstü pas tabancan var diye kendini adam mı zannettin? Bastı mı dedin? Tabii ya. Muazzez Hanım, çıkararım ben. Çıkar da göreyim. Şuraya bak, leş gibi. Yavaş, ne yapıyorsun? Tozlanmışsın hanımefendi, tozlanmışsın. Ne yapıyorsun? Şuna hane bak, ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Gelelim geriye toz aldı hanımefendi. Tozunu alacak başka yer bulamadın mı? Hem ben sen kapıdan ayrılmayacaksın demedin mi? Bağışma. Hayret bir şey ya. Kamil Bey, söylemek istemezdim ama bu adam artık iyice tat kaçırmaya başladı. Sizin seçim propagandanız sırasında kendi desteği olmadan milletvekili seçilemeyeceğinizi söylüyor. Boş ver şunu ya, zaten sallam teki. Bence de öyle efendim. Tamam, uzatma. Arayan soran var mı? Seçmenleriniz efendim, Sercan Bey aradı. Ne istiyor? Seçimden önce iş bulacağınızı söylemişsiniz kendisine. İyi, buluruz. Başka? Kenan Bey aradı. O ne istiyor? Bir nakil işi varmış ve yaptırırım demişsiniz. Bunu da geç. Başka? Selçuk adında birisi aradı. Bitmiyorlar ya. O ne istiyor? Bir bankadan kredi almasına yardımcı olacakmışsınız. Başka? Karabela telefon etti. Karabela mı? O ne istiyor? Üniversitede kürsü sağlayacakmışsınız kendisine. Ne bir şey ya. Başka var mı? İsmail adında birisi aradı efendim. Onun neredeymiş? İdrar tahlili yaptırmanızı istiyor. İyi iyi. İdrar tahlili mi? Şaka mı? Vallahi ben de Kamil Bey milletvekildir, doktor değildir dedim ama. O ne dedi? Ben Kamil Bey'e oy verdim dedi. CD ile ilgilenir diye mi oy vermiş? Seçmenler parlamenterlerin görevini böyle görmüyor. Yazıklar olsun. Kamil Bey, ziyaretçi kabul edecek misiniz? Kim? Haydar Bey. Haydar mı? Bu dörtte. Söylüyorum ama inanmıyor. Uf, ne yapacak? Muazzez Hanım, Haydar'ı siz karşılayayım, şey diyeyim. Gerçekten burada yok diyeyim. Nedir canım bu seçmenlerden çektiklerim? Söyle, gelsin. Buyurun. Küçücük bir yalan bulamam.
oradan anladım yani, o açıdan. İğret bir şey. Bakın Muazzam, hemen çarşıya gidiyorsunuz, Haydar'ı buluyorsunuz. Ve ona diyorsunuz ki... Ne diyeyim efendim? Yarın uğramasını söyleyeyim. O zamana kadar bir şeyler düşünürüz herhalde. Var söyle. Tatlım! Vuhuu Kamil Bey! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsın Zeyda? Nasılsın, nasılsın? İyi, teşekkür ederim Kamil Bey. Nasıl da buldunuz birbirinizi böyle? Aklımı da rastladım. Bizi ziyarete geliyormuş. Nasıl sevindim. Ya sizi görünce çok mutlu oluyorum. Eş, dost, akrabalar arasında bir çıkarı olmaksızın bizi görmeye gelen bir siz varsınız. Bana bugün hiç olmazsa söylemeyecektiniz. Nedenmiş o? Ay tatlım, Zeyda Hanım bizden küçük bir isteği var. Küçük. Bir siz kalmıştınız, siz de bozdunuz yani. Yardımınızı rica edecektim Kamil Bey. Söz konusu olan yeğenim. Bak Kamil, ne diyorum biliyor musun? Hakikaten senin özel bir sekretere ihtiyacın var tatlım. Bu genç bize çok uygun. Bir özel sekreter aradım doğru tabii de böyle bir mevki için bazı özel nitelikler gerekir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Her şeyden önce hukuk fakültesini bitirdi. Hukuk! Ya değil değil. Başka, daha başka özellik benim aradığım. Ya yabancı dili yok, İngilizce, Fransızca. Hayır hayır. Daha başka, bambaşka nitelikler. Çok geniş kültür de var. Ya değil ya. Nasıl desem? Yalan söyler mi? Yalan mı? Evet yalan. Öyle uydurucumdur. Tam tersi Kamil Bey. Yeğenim açık sözlüdür, doğrudan yanıdır, namusludur. Üzgünüm ama yeğeniniz bir politikacının özel sekreteri olamaz. Acil misin sen Kamil? Neler söylüyorsun Allah aşkına? Ya özel sekreterimizi bir yalancı mı istiyorsun? Bakın, ben yalan söyleyemem. Bu kusurumu sen de bilirsin. Nasıl desem, kafam almıyor. İmgeleme etkisi eksik. Siz buna kusur mu diyorsunuz gerçekten? Ya ne denir? Gerçekten mi? Bakın, politik yaşamında önemli bir eksik yalan. Çevremdeki milletvekillerini görseniz hepsi bitirin bitirin. Uydurdukları yalanlar olağanüstü. Bu kadar gerekli mi yani politikada yalan? Ne diyorsun Zeliha? Politikanın temelinde yalan yazar. Abartıyor Zeliha'cığım, abartıyor. Abartmıyorum ben, abartmıyorum. Buraya türlü türlü insan geliyor. Neden istiyorlar biliyor musunuz? Üniversite hocalığı isteyen de var, idrar tahlili de. İdrar tahlili mi? Evet. Ve tüm bu sorunlarla ilgilenecek cin gibi bir adama ihtiyacım var. Nasıl yani? Seçmenlerin isteklerini karşılayacak birini arıyoruz. Ya tam olarak öyle demeyelim de onları böyle kibarca gönderecek. Bu mümkün mü? Mümkün tabii. Tek ihtiyacım olan bir yalan makinesi. İyi de canım, yani siz tüm bu seçmenlerin isteklerini yerine getirmeye mecbur musunuz? Söz verdim. Ne yapabilirim? Seçim öncesi dönemleri bilirsiniz. Bazı sözler verir. Eski zamanlardan beri böyle alışılagelmiş. Sonra da ben yalan söylemeyi beceremem der. İyi ama hayatım, beni anlamakta güçlük çekiyorsun. Evet. Söz vermekten kolay ne var ki? İnsanlar bir şeyler ister, sen söz verirsin, alan memnun, satan memnun. Asıl sıkıntı o sözleri yerine getirmeye gelince başlıyor. Anladım anladım, yerim için hiç ümit yok yani. Durun bakalım, onu bir yerlere atamak olur, ne buluruz belki. Bu da diğer seçmenlere verdiğiniz sözler gibi. Aman Zeliha, birbirimizi mi kandıracağız? Yakışır mı bize? İyi peki madem buna memnun oldum. Asaf beni bekliyor, ben gidiyorum. Ay cızcık al canım. Yüreğine tatlı Kamil Bey. Kamil Bey, seçmenlerinizi kabul edecek misiniz? Kim? Bir bey. Yok da. Bir yalan olur. Hayatım sen karşıla. Şimdi seçmenleri geri çevirmek için uygun zaman değil. Ben de yapacak konuşmayı yazayım. İyi beni tamam. Rahatsız etmeyin. Tamam. Söyle gelsin. Başla. Temmuz, Ağustos, Eylül. Her mevsimde durma gül. Hayat inan çok kısa. Belki çıkmayız yaz. Günaydın Maya. Günaydın. Kimi aradınız? Milletvekili Kamil Bey'le görüşecektim. Randevumuz var mıydı acaba? Hayır bayan, birkaç gün oldu kasabadan geleli. Kendinizdeki kişileri ve diğer şeyleri henüz bilemiyorum. Memnun oldum tanıştığımıza lakin... kim olduğunuzu öğrenemedim. Ben Kamil'in eşiyim. Ciddi mi? Olamaz. Nedir olamaz? Canım inanılır gibi değil diyorum. Anlamadım. Bir milletvekilinin bu denli genç... ve güzel karısı olabileceğine inanmak gerçekten çok mükemmeldi. Yok canım. Kasabadan yeni gelmiş olmanıza karşı çok cesaretli görünüyorsunuz.
lütfen. Lütfen fazla uzatmayın. Ne istediğinizi söyleyin. Ah, tabii ki bayan. Başlayalım. Avukat Mustafa Bey'in bir tavsiye mektubunu getirdim. Amacı eşinizin özel sekreteri olmaktır. Özel sekreter? Evet bayan. Bitirdiğinizi öğrenebilir miyim? Yalancıyım bayan. Yalancı mı dediniz? Rakipsizim. İzninizle kendimi tanıtayım. Ben Tevfik. Yalancı Tevfik. Tevfik Tosun. Aa, olur şey değil. Böyle bir şey ilk kez duyuyorum. Demek yalancı olarak da biliniyorsunuz. Evet bayan. Bundan gurur diyorsunuz öyle mi? Elbette. Ben sıradan bir yalancı değilim. Çevremizde bunca saygın olarak bilinen nitelikli insanlardan farklıyım. Ben gerçek, yetenekli bir yalancıyım hanımefendi. Bu niteliklerinizi göstererek mi işliyorsunuz? Evet bayan. Avukat Mustafa Bey'in dediğine göre eşiniz sadece ve sadece bu konuyla ilgileniyormuş. Bütün dünya yarasa. Ben dediği yalancı bulamaz. Demek rekor sizde. O zaman kutlarım sizi. Yalancı tebrik. Sağ ol. Teşekkür ederim bayan. Aa, size yalancı tebrik dedim. Hiç alınmadınız. Tam tersi. Bunun da kıvanç diliyorum hanımefendi. Olur şey değil. Neler neler duyuyorum canım ben. Canım nedir bu şaşkınlığınızın nedeni? Ya bana karşı olan çekincenizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bu söylediklerinizle mi güvenimi kazanmayı bekliyorsunuz? Neden olmasın? Açı yürekli yalancıyım. Ben de iyisini bulamazsınız. Çok tatlısınız. Sağ olun, farkındayım. Çok da alçak gönüllü. Bugüne dek mesleğiniz neydi acaba? Yalancı tanıklığı. Aa, meslek mi bu? Ha, genellikle değil. Ama ben yalancı tanıklığı önemli bir meslek seviyesine çıkarmış bulunuyorum hanımefendi. Ya peki hakimlerle başınız hiç belaya girmedi mi? Ha, bakın beni iyi tanıyorsunuz. Gerek hakimden, gerekse avukattan benden çekinir ama. Peki, bugüne kadar bu meslekle mi para kazandınız? Yok hanımefendi, tabii ki gazetecilik yaptım. Tam size göre bir meslek. İnanın bayan, kasabada çok önemli işler yaptım. Nerede yayınlandı yazılarınız? Gerçek gazetesinde. Ne gibi yalanlar yazdınız, gerçek gazetesinde. Aha, efendim. En büyük başarıyı sürekli yazılarla elde ettim. Afrika'nın derinliklerinde aslan avıyla başladım. 80 makalede Afrika'nın tüm aslanlarını yok ettim. Aslanlar bitirken altını sevdik bey. Aslanlar bittikten sonra efendim kaplanları kovalamaya başladım. Kaplanlar da yok olduktan sonra sıra koca koca filmlere gelmişti. Ay tamam. Böylece bütün vahşi hayvanları ortadan kaldırdınız. Aynen efendim, doğru. Bu şekilde kaldı. Peki, onlar da bitince ne oldu? Aa efendim, bitmek tükenmek bilmeyen yeteneğe sahibimdir ben. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı sırasında denizaltılarının torpillenmeleri de yazdım. Aa, denizaltı gördünüz mü hiç? Tabii ki gördüm, sinemada. Açık konuşayım Tevfik, bu söyledikleriniz çok ilginç. Yani ben bugüne kadar olan mesleğinizi de öğrendim. Bugüne kadar gerekli yalanları söyleyerek şeyleri yaptım efendim. Tamam. Beni dıştan veya içten görmek isterseniz hazır. Tamam. Evet, açık konuşayım. Yani gerçekten çok ilginç şeyler söylediniz bana. Siz de çok ilginç bir kişiliksiniz. Ama almak istediğiniz görevle ilgili benim de fikrim sunulacağı için sizi yine de bir görmek isterim. Tabii ki bayan. Buyurun. Dıştan değil. Ah, hiç beni görmek istiyorsunuz. Şuraya oturabilir miyim? Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Söyler misiniz Tevfik Bey? Kasabadan yeni gelmiş olmanıza karşın orada bir sürü başarı elde ettiğinizi anlattınız evet. Bize. Peki neden başkente geldiniz? Ah, tüm yakınlarım başımı şüştüler. Ulan Tevfik dediler, kasabada harcanıyorsun. Başkentte yalanlar daha geçerli. Oraya gittiler. Düşündüm, yeteneğimi de boşa harcamayayım istedim. Ve yeteneklerinizi değerlendirmek için başkente geldiniz. Avukat Mustafa Bey'in yanına geldim. İş istedim. Ama avukatın bana ihtiyacı yok. Zira kendisi benden daha yalancı olurmuş. O da sizi kocama gönderdi. Aynen öyle hanımefendi. Ben sizinle tanışma şansını elde ettiğime göre bu görevi almak için elinizden geleni yapacağınızı düşünüyorum. Güveninizi kazandım sanırım. Aa, bu kadar ilimsel olmayın Tevfik Bey. Söyledikleriniz çok ilginç. Siz de çok ilginç bir kişiliksiniz. Ama ben yalanlardan pek hoşlanmıyorum. Neden? Kadınsınız da yalanlardan hoşlanmadığınızı söylüyorsunuz. Neden olmasın? Ya bakın hanımefendi, yani kadınlar yüzsüzce yalan söylemesini çok iyi bilirler. Yani bu Tanrı'nın onlara bir lütfudur. Yalan
olamazsınız. Yanlışınız var Tevfik Bey. Ben istisna mıyım değil miyim orasını bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki gerçek şu ki ben yalanlardan nefret ediyorum. Susun lütfen. Dışkınlıktan uğratıyorsunuz beni. Ya mümkün mü bu be? Şaşmanız da beni eğlendiriyor. Neden olmasın ki? Bakın bayan, yalan bir armağandır. Tanrı'nın insanlara verdiği bir yetenektir. Bakın bunun en büyük özelliği de yazarlardır. Yazarlar mı yalancı? Evet. Nedir romanlar? İmgeleme sonucu oluşan öyküler. Ne denir bunlara? Yalan. Ama dünya garipler gariplikler dünyasıdır. İmgeleme sonucu oluşan öyküleri kağıda dökenlere yazar, söyleyenlere de yalancı diyorlar. Böyle bir teori ilk defa duyuyorum. Bakın size bir örnek daha vereyim. Homeros'un Turba Savaşı gerçek. Kuşkusuz gerçek değil. Ya Homeros kör değil miydi? Nasıl görecekti de yazacaktı onları? Ay Tevfik Bey, fazla konuşmadık mı sizce? Evet. Kamil Bey'i görebilir miyim? Göremezsiniz çünkü kendisi burada değil. Yok canım, kendisi içeride. Bu da ne demek? Bana inanmadınız mı? Az önce görevliniz burada olduğunu söyledi. Oh! Görevliye mi inanacaksınız, bana mı inanacaksınız? Doğal olarak görevliye. Siz fazla yüz aldınız gibi geliyor bana. Bakın bayan, size olan saygıma karşılık sizin fazla yüz aldığınızı söylemek zorundayım. Bu da ne demek? Bu ne lüksallık canım? Bakın bayan, bir yanlış anlaşılma var gibi geliyor. Ben buraya yalan almaya değil, yalan satmaya geldim. Bakın bunun neresini anlamıyorsunuz? Kocam burada yok. Hanımefendi bunu söyleyebilirsiniz ama direnmenize gerek yok. Ya yarışacak mıyız? Daha birbirimizi tanımadık henüz. Daha tanışırız, sonra bir sürü şeyler yaparız biz. Lütfen, gidebilir misiniz? Hayır, bayan gidemem diyorum ya. Ya benim bir meslek onurum var ya. Beni ilk rantla mı gideceksiniz Allah aşkına? Bak burada işte kendisi. Gerçekten sıktınız artık. Vedat! Neden Vedat'ı çağırdınız? Görürsün şimdi. Vedat, beyefendi yol gösterir misin? Ben çok sıkıldım. Tabii. Burası. Nasılsın Vedat? Çok iyi sen. Pek iyi değil. Daha kötü olmak istemiyorsan bozo. Vedat! Akraba olduğumuzu biliyor musun? Her şeyini bozsadım. Benim akrabam kolay mı? Olsun istemiyor musun lan? Hanımefendinin nedenini duymadın mı? Tamam bu hanımefendi demiş olabilir ama gidemem ya ben. Kalp hastasıyım ben. Bana ne kardeşim, hadi dışarı. Bak Vedat'cığım, doktor heyecanlanma dedi. Başına bir şey gelirse inme gelir, kalp krizi gelebilir. Başına bir şey gelirse sorumlusun, sen olursun ona göre. Kardeşim! Bana dışarı dedim! Aman Allah'ım, kalp krizi geliyor galiba. Ölüyorum! Kalp krizinden öldüm ben. Ya bırak bunlar tavalları kardeşim, hadi dışarı dedim. Dışarı ulan! Şşşt! Alo! Dışarı! Ne oluyor? Bana öldürdü bana ben! Bana da öldürdü! İmdat! Bana öldürdü ben! Ne var? Ne oldu? Adam öldürdü! Şehnaz Bey! Kamil Hanım! Şehnaz Bey! Bayım! Öldünüz mü bayım? Evet! Ama sizi gördüm, dirildim! Seçmenler hem oy vermiş, hem de beni lanetlemişler gibi. Çok haksız. Boş
sinirliyim anlatayım. Yarım saat evvel Etlik'ten otobüse bindim. Otobüs hınca uçtu. Millet balık istedi gibi. O sırada karşıma bir adam çıkmasın mı? Leyla, ayakta kalmışsın ya. Ben buyurun dinleyeyim, otur. Yok efendim, ben böyle rahatım, teşekkür ederim. İçeri, içeri Leyla, içeri. Başüstüne efendim. Evet bir şey ya. Ne diyordum? Önüme bir adam çıktı. Geldi ayağımı bastı. Hem de nasırımın üstüne. Bitmedi. Önüne baksana bir adam dedim. Ne dese beğenirsiniz. Sizde körlük varsa ben ne yapayım dedim. Vay terbiyesiz bay. Bitmedi. Gerisi de var. Ben sana gününü gösterirdim ama dua et, acele işim var dedim. Ne yanıt verdi? Ne yanıt verdi? Boş versene sen ihtiyar morum dedim ama. Ya Kamil'ciğim niye yüzleniyorsunuz? Dövseydiniz adamı ya. Dövecektim elbette. Ne var ki ben daha kolumu sulayamadan yüzüme vurdu, otobüsten atladı, yok oldu. Tıraşlıydı, gömleği ütülüydü. Ama o yüz, aklıma kazıdım. Karşıma bir çıksın, parçalayacağım onu! Nereden olur bunu Kamil Bey? Söyleyeyim, parçalayacağım onu! Anasını ağlatacağım! Kimin anasını ağlatıyorsun be? Zeynul Katan'ım! Sen nereden biliyorsun? Duydum. Nasıl duydun? Kapının ardından. Vay alçak var! Ay delirecek! Kapının ardından demek bizi dinliyorsun ha? Hain herif! Görelim gene efendim, size karşı sorumluluklarım var. Defol et, yıkıl! Başüstüne. Seçmenlerinizi kabul edecek misiniz? Hayır, yok de. Söylüyorum ama inanmıyorlar. Bir daha söyle. Kamil Bey, seçimden önce Kamil Bey bize söz verdi, hep burada olurdu diyorlar. Seçimden sonra kendisini bulamıyoruz diyorlar. Öyle mi diyorlar? Vallahi öyle diyorlar. Olsun desinler. Görüyorsunuz ya, bunca insanla ben nasıl uğraşırım? Bana bir özel sekreter şart. Bulamadınız mı? Şehnaz sağ olsun. Dün çok uygun biri gelmiş ama kapı dışarı etmiş onu. Yine mi suç bende? Sen de tabii ya. Kim de olacak? Mustafa'yı ara, bir daha göndersin o zaman. Aradım ama yer yarıldı, içine girdi sanki. Dur. Şehnaz'ın dediğine göre. Yalnız dedim ki doğru mu? Evet. Şeytan gibi bir adammış. Bitirin. Ama ben göremedim. Şehnaz sağ olsun. Kamil Bey. Bakın dayanamıyorum artık. Dışarıda bağırıp çağırmış o adam var. Ya yine ne oldu? Niye bağırıp çağırıyorsun? Ya döveceğim ben bunları. Elinde sonunda döveceğim. Birisi evde kalacak Kamil Bey. Bunu kimi dövüyorsun yine? Kamil Bey dışarı bir sürü adam yapıyor. Ya sen git kendin bak. Vedat'tan mı bekliyorsun böyle bir şeyi? Git ziyaretçilerine kendin bak canım. Biz de müsaade isterim. Al seni ya. Demek ki yeğenim için hiç ümit yok yani. Söyledim. Tekrar söylüyorum. Halledeceğim. Kamil'ciğim lütfen çocuğunun işe çok ihtiyaç var. Lütfen yardımcı olun. Arkadaş söz verdim ya, ben bir iş için söz verdim mi, o iş oldu demektir. Oldu. Sağ ol. Hoşçakal canım tatlım. Hoşçakalın Kamil Bey. Sevgili. Vedat, içerideki Haydar mı yoksa? Değil efendim, henüz gelmedi. Aa, ne yaptın onun değil Sayın, Haydar işini halledebildin mi? Ne yapabilirim ki, bugün için gelmesini söyledim. Ulan yine kıyametler kopacak. Kamil Bey, müsaade edin, parçalarını ayırayım, ne yiyeceğim bunu mu ki? Yollar icabına baktıkların oğlu Haydar kaldı değil mi? Benim sorum olsun, seçmenlerle görüşüyor diyeyim. Meşgul değil, bir şey değil. İzin versin, parçalarını ayarım ona ama. İzin ver. Baş üstüne.
Dün olup bitenlerden sonra gelmeme kararındaydım ama avukat Mustafa Bey'e telefon etmişsiniz. Ha, ben değil, kocam etti. Aa, çok zeki bile olsa gerek kocanız. Ya onu görmek için sabırsızlanıyorum. Ay, maalesef o da sizi bir an önce görmek istiyor. Burada olup olmadığını sormam saygısızlık. Olur mu acaba? Yok yok, olmaz. Burada seçmenleriyle görüşürüz. Ah, iyi, güzel olur. Ben şöyle oturup beklerim. Ah, tabii tabii. Aa, sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. İnanın bayan, burası bana kendi evimmiş gibi geliyor. Hey, rahatlıkla bakın. Sağ olun, farkın. Leyla, ne istedin canım? Hiç. Vazonun suyuna baktım. Yazık çiçekler solmasınlar değil mi? Leyla, çiçekleri bırak ve içeri git. Baş üstüne efendim. Yani aslında bu sabah da erken gelecektim ama inanılmaz bir şey oldu. Büyük bir terslik hanımefendi. Nasıl bir terslik? Yani bu Ankara nasıl bir yer? Sürekli kavga ediyor herkes. Otobüste büyük bir terslik. Otobüste mi terslik mi? Evet. Yarım saat kadar önce. Ekipten otobüse bindim. Önüme garip bir adam çıktı. Adam değil, hayvan, hayvan. Azıcık ayağına bastım. Vay 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 vay. Ulan sen misin ayağına basan? Adam beni al daha yiyecekti ya. Kavga çıktığı zaman ben komando taktığı yılları var. Böyle vur ben kaç. Siz eğlendiriyorum değil mi hayatım? Çok eğlendiriyorsunuz sevgim. Ne kadar şanslı bir insan olsanız gerek böyle. Nereden anladınız bayan? Ay çünkü korkunuz ve kaçtınız. O moruk sizi bir yerde görsek ne olur acaba? Nerede göreceğim? Adamın işi bitti diyorum tamam. Yer esnedildi öylece. Ya biraz daha. Yok diyorum ya, dersini aldı. İki seksör uzandı. Öyle bakıyordu valla. Belki şeytan sizi bir araya tekrar getirir. Üff hanımefendi, bakın yapmayın diyorum ki. Bitti o iş, tamamlıyorum. Moruk böyle bakan anlamıyorum ya. Böyle göbek manyak bir adam gibi zaten. Moruk. Evet. Ya niye böyle gülüyorsunuz siz? Ben onu anlamadım. Söyleyeyim mi neden gülüyorum? Neden? Çünkü o moruk kaçtı. Kabul edilebilir. Yani bu söylediğiniz saçma sapan bir şey. Hiç olabilir mi böyle bir şey ya? Yalan söylemiyorum Tevfik Bey. Bakın hanımefendi, kabul ediyorum sizlerde de bazı yetenekler var. Ama gel atmayalım ne olursunuz. Gel o halde kendisini sana bir göstereyim. Bak seçmenlerle konuşuyor içeride. Gel gel. Oğlum! Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Bu otobüs şimdi geçti efendim. İyi günler diliyorum hocam. Geçmesin ulan, gel buraya. Ama
politikalı düzey ne hale gelmiş. Yazıklar olsun. Kim olduğunuzu bilemedim. Öğrendikte de eyvah dedim ben neler yaptım. Yani milletvekili Kamil Bey'in suratına yumruk atmışım. Ya milletvekili Kamil Bey ki yani parlamentonun bülbülü, halkımızın kıvancı, ülkenin tek umudu. Beni şahsen tanımıyordun yani. Aman efendim şahsen tanısam bunu yapar mıydım size? Peki isim olarak? Sizi isim olarak tanımayan sanmıyorum olsun. O kadar ünlüsünüz ki efendim isim olarak biliyorum. İyi ama bir sürü resimler bastırdık burada posterler. Onları da mı görmedin hiç? Siz bunlara resim mi diyorsunuz? Haksızlık bu. Sizin gibi yakışıklı bir adamı böyle maymun gibi nasıl da gösterirler? Haklılık payım var tabii. Asmalı sizin o fotoğrafçılarınızı. Bunu asmalı efendim. Abartma canım sen de. Aman efendim ben bunu nasıl yaptım gerçekten düşündükçe kafayı yiyesim geliyor ya. Bana mı soruyorsun? Yani efendim teselli olmam olanaksız. Gerçekten kendimi teselli edemiyorum ben. Ya bana vurdun bir de seni teselli mi edeyim adam? Yok o kadar da değil. Bak evladım açık yüreklileri sevdim. Hem bu olayda sen başa bulun. Sen gel otur şöyle bak. Yok ben gideyim. Ya, otur dedim lan. Oturayım ben. Şimdi söyle bakalım. Kimmiş sana bu görevi veren? Kim be? Bilmiyorum. Nasıl olur? Ben biliyorum da adını bilmiyorum efendim. Peki ya dış görünüşü? Aa evet dış görünüşü. Evet aklımda. Böyle uzun boylu, şişmanca, bıyıklı bir adam. Tekrar görsen tanır mısın? Tanımaz mıyım efendim? Yeter ki bıyığını tıraş etmesin. Bıyığı kalın mıydı? Yok. Yani bıyığı göze çarpacak denli. Kalındı diyebiliriz efendim. Uzun boylu. Yok. Uzun boylu sayılmazdı. Kısa boylu değildi ama. Yani aslında söylemem gerekirse kısa ama uzunca boylu. Uzunca boylu ama kısaca boylu. Verdim bilgiler çok karmaşık canım. Hiç de bile karmaşık değil. Var gayet net söyledim yani. Ben size söyleyeyim. Ne görüyorum Tevfik Bey başarmışsınız. Ne? Ne dedim? Ne dedi? Evet canım beklediğin adam yalancı Tevfik. Ne diyor? Efendim kusura bakmayın durum yalanları devam ettirmem için pek olanaklı gözükmüyor. Yalanlara tapan ve yalancılara hayran bir kişi olduğumuzu öğrenmiş bulunuyorum. Kendimi tanıtayım ben Tevfik Tosun. Yalancı Tevfik. Aman Allah'ım nasıl olur? Efendim ya yanlış oldu. Tabii ki bürolarımıza gelirken garip bir şekilde tanıştık. Garip mi? Evet. Cumhur attın. Sen demeden beri yalanlar mı işletiyor musun beni? İyi de efendim siz yalancı aramıyor musunuz? Lan arıyorum da ben millete söylesin diye arıyorum. Bana söylesin diye mi arıyorum? İyi işte. Ne güzel. Giriş sınavı vermiş oldum yaşasın. Ne sınavı be? Ne sınavı? Bakın efendim yani beni denemek üzere inşallah. Bakın size birkaç yalan söyleyebildiğime göre seçmenlerinize kucaklar dolusu yalan söyleyebilirim. Tatlım. Vedat'ı çağırayım mı? Yakasından tutup at şunu. Hanımefendi siz durur musunuz lütfen? Yani benimle bir sorunuz varmış gibi yapmayın ne olursunuz ya. Kamil Bey. Haydar Bey geldi sizi görmek istiyor. Hayır Haydar Bey. Haydar Bey. Haydar Bey. Haydar Bey. Haydar Bey. Haydar Bey. Söz verdi kardeşimi çıkaracağım 1,5 aydır adam içeride. Evet ama açıklayabilirim. Neyi açıklayacağım? Hep söz veriyor, hep havada kalıyor. Evet fakat. Fakat ne ya? Pardon. Bu görev bana verildi efendim. Sen kimsin lan? Özel sekreter. Bakın Kamil Bey'in bu kadar sorun içerisinde onunla da ilgilenmesi olası değil. Ben Adalet Bakanı'nın yanına gittim bugün. Evet size söylemeyi unuttum. Konunun ne kadar önemli olduğunu anlattım kendisine. Yakın zamanda telefonla bildireceklerini söylediler bana. Telefonla bildirecekler Alo? Evet bakalım. Ben Tevfik. Alo? Biliyorsunuz efendim. Kimse? hemen önlüyorum. Haydar Bey'in işi ne oldu acaba hanımefendi? Bakanım. Siz deli misiniz? Ne bakanı be? Hadi ne oldu mu? Anlamıyor musun? Hayır. Sakın ha. Yapmayın bunu bakanım. İstirme lan adamı. Ne demek istirme be? Yapacak. Yapmak zorunda. Alo. Bakın. Sayın bakanım. Size şu
olmazsa Kamil Bey partiden ayrılmak zorunda kalabilir. Şşşt, gidebilir. Cehennemin dibine git. Olur kabul. Ne dedi? Bakan Bey ne dedi? Ne diyebilir canım? Şey dedi, yapacağım dedi. Lan! Elhamdülillah! Evet. Teşekkür ederim. Aman efendim, bana teşekkür etmeyin. Kamil Bey'e teşekkür ederim. Kendisi halletmemi istedi. Kamil Bey teşekkür ederim ama konuyla bu kadar yakın ilgilendiği vallahi bilmiyorum. Ne demek dostum, vazifemiz. Eyvallah, bana müsaade et. Sürekli sizden bahsediyor Aydar Bey. Size olan sevgisi çok ben büyük. Ben 10 numarası. Aman efendim, hoşçakalın. Teşekkür ederim. Çıkış buradan efendim. Evet, anımsadım. O konuyla da tehdit ilgileniyor efendim. Evet hanımefendi.
Gerçekleşmedi mi? Ne yazık ki nakti gerçekleşmeden sizlerim. Gitti. Öldü mü? Ne zaman öldü? Bir hafta kadar oluyor. Mektupla bildirdiler bana. Vah vah, ne kadar üzüldüm anlatamam. Nakil işi! Tamam, nakil işini hallettik. O iş tamam. Kendilerine bildirdim. Telgrafla da durumun cevabını aldım bile. Teşekkür telgrafım. Da ya. Nakil işi için teşekkürler Stok. Burada çok mutluydum ama orası daha güzeldir diye düşünüyorum Stok. Bir daha gelirsem sizi de göreceğim. Stok! Ahmet! Küçük enişte. Hey Mişanlar! Siz de yazın Belgrad'dan çekebilir! Demek öldü öyle! Ya böyle birdenbire söylenir mi? Adamın yüreğine iner yani insanın yüreğine iner Ahmet! Peki siz nasıl öğrendiniz Tevfik Bey? Ben mi? Telgrafla bildirdiler hanımefendi. Evet, telgraf sizde değil mi bayan? Evet. Ben dedim. Evet, size verdim de hemen bir başsağlığı mesajı yayınlayın dedim. Yoksa unuttunuz mu? Neyse, hanımefendiyi daha fazla bekletmeyelim, evraklarını verelim. Tevfik Bey. Tabii ki, şuradaydı galiba. Buyurun hanımefendi. Gördüğünüz gibi biz elimizden gelen her şeyi yaptık nakil işi için ama evet. Allah başka türlü nakli uygun görüyor. Ne diyebiliriz ki sabır efendim? Evet, sağ ol evlat, sağ ol. Selametle. Hoşçakalın. Kamil Bey, lütfen tevkiyi uyarır mısınız? İşleri beni karıştırmasın. Çünkü sürekli yalanlarına beni alet ediyor ve ben şeyden çıkıyorum. Neymiş efendim sizi? Çiriden çıkartan şey? Ha, çok basit. Ben yalan söylemekte çok ama çok hoşum çekiyorum. Bakın Maziz Hanım, buna alışmanız lazım. Hepimizin alışması lazım. Alışmam olmazsız Kamil Bey. Kafam karışıyor. Mesela dün buraya gelen Haydar Bey'e adliye makamına gönderilmek üzere çok sert bir mektup hazırladınız. Hatta mektubun içeriğini benim yazdığımı söyledi. Beni utanmadan ne dese bilirsiniz, bana dönmüş, mektubun içeriği hakkında bilgi verir misiniz dedi. Ne söyleyeceğimi bilemedim, dona kaldım. Hiç önemi yok. Bir dona kalırsınız, iki dona kalırsınız, sonunda alışırsınız efendim. Ama ben buna alışmak istemiyorum. Çok garip bir adamsın. Kamil Bey, bu duruma bir son verecek miyiz acaba? Bakın Muazzez Hanım, siz şimdi sakinleşin, biraz dışarı çıkın, bunları sonra konuşuruz, söz. Pardon efendim. Öğrenme yeteneğinden yoksun. Telefonu kullanmayacaksın herhalde değil mi? Neden? Ne var bu telefonda? Kablosu yok, bağlantısı yok be. İyi işte. Politika ya teknoloji aletler bilmesin bir canım ilerleme. Bak ileride bunun cebe sokulanı da gelir ha. Yaparlar. O ne o? Çok yakışıklı bir bey getirdi. Bana mı? Hayır, Kamil Bey'e. Ah, görüyor musunuz beyefendi? Yaptığım çalışmaların ürünlerinden siz faydalanıyorsunuz. Bayağı perdim derdi. Düşüyorum. Tamam bırak git. Bırakıyor. Gidiyorum. Perlen mi? Şşş. Bu da kim? Ya sorma. Gazim artist. Büyük bela. Vay 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 vay. Milletvekilimiz gazim artistleriyle vakit geçiriyor demek. Ya öylesi değil canım. Geçen gün bizim Gökhan'a kaldı. İki kadeh bir şey içelim dedik. Sanatçıyı da şöyle yanlardan bir alkışladık. Sen misin alkışlayalım. Kadın geldi masaya kuruldu. Tamam. Biraz fazla kaçırmışım. Ve ne dediniz ona? Söz verdi. Ne istediğini bilmiyorum.
ne dersin? Yalnız bak, ben gazinoya gittiğimi bilmiyor ha. Ya bu her biri sorar. Şşş! Sormaz, nereden bir çıkacağım ben beni? Perdin! Perdin! Perdin mi? Tevfik, Perdin kim? Pardon, kim dediniz? Pervin dedim canım, Pervin kim? Aaa, nişanlımı mı soruyorsunuz? Aaa, ne diyorsunuz, siz nişanlı mısınız? Ne o, yoksa ona söylemediniz mi? Söylemedim, o halde kutlarım sizi. Yalancı tevfik. Teşekkür ederim bayan. Şey yapalım. Dur Kamil. Peki, neden tevfik nişanlısı sana çiçek gönderdi? Neden tevfik? Ne demek anlayamadınız mı? Hayır anlayamadım canım. Bizi kendisine evlendirecek de onlar. Ha öyle mi? O halde yakında olacağız yani. Evet siz benim yakınımsınız zaten hanımefendi. Düğün ne zaman Kamil'ciğim? Onu Tevfik bilir canım. Düğün biraz gecikecek hanımefendi. Gelinin bir takım sorunları var. Öyle mi? Çıkar evliliği mi yapıyorsunuz yoksa duygusal bir evlilik mi? Yani hem çıkar hem duygusal. Yani daha okulu yeni bitirdi hanımefendi. Demek istediğim biraz gecikecek. Gecikeceğiz, gecikiyoruz. Çiçekler de çok güzelmiş. Bayan Pervin sanatçı. Aa, sanatçı mı? Evet, ressam. Büyük resimler yapıyor Tevfik Bey. Önüne ne çıksa resmini yapar. Burada telefonu da var. O halde ben kendisini kutlamak isterim yani. Aman efendim ne gereği var? Ben kendisine tebriğinizi iletirim. Güzel sözlerinizi ben kendisine. Yüz yüze gelince söylerim. Neden? Kendisiyle konuşmanda herhangi bir sakınca mı var? Olabilir. Bence de. O zaman şöyle yapalım. Yeni telefonumuzu kullanın. Buyurun. Ah, Pervin Hanım siz misiniz? Evet, ben Kamil'in eşiyim. Hani şu milletvekili olan ve sizi evlendirecek olan. Ah, Pervin Hanım, çok şanslısınız. Evlenecek olduğunuz adam çok zeki. Evet, evet, buradan kendisini vereyim size telefona. Siz konuşmak ister misiniz? Yok canım, seni istiyor. Değil mi? Beni istiyor. Biraz seni istiyor. Alo Pervin. Bak ne diyeceğim, bana yabancı Tevfik derler ama benden çok daha yetenekliler var. Hem de çok. Bana bulma, numaralarını sökmez canım, tamam mı? Bana anlatmayın. Ne diyebilirim ki? Siz kazandınız, tebrik ederim. Sana gelince Kamil, gazinolarda olur olmaz kişilere söz verme canım. Sen milletvekilisin, ağır ol biraz. Ben de aynısını söyledim değil mi? Ben şurada ben dersin. Evet ya, o kadar olmaz. Abartmayın canım. Bu telefonumuzla arayın. Hayatım iyi güzel de sen bütün bunları nasıl bilebilirsin? Ah canım, senin artist tabak beni aradı. Her şeyi bir bir anlattı. Vay be! Evinizde bu denli yetenekli birisi var ve siz başka yerde yetenek arıyorsunuz. Gerçekten bu geç mi aldın yoksa? Pek sayılmaz. Sen dışarı çıkacak mıydın? Aa yok canım, ben de bir ziyaretçi bekliyorum. Asaf Bey geldi. Ama benim dedim kişi gelmiş. Asaf'ı mı bekliyorsun? Evet, Asaf'ı bekliyorum. Elçi alayım mı içeri? Al canım bak. Hem gideyim de çağırayım bari. Asaf'ı neden bekliyorsun ya? Merhaba Kamil. Günaydın Asaf. Günaydın. Canım hoş geldin. Randevunun ne kadar sadıksın. Randevu mu? Evet, seninle biraz konuşmak istiyorum. Ama özel olarak. Özel olarak mı? Evet. Kamil de gidiyordu. Biraz içeride konuşalım. Diyor musun Kamil? Evet de. Öyleyse görüşmek üzere. Bye. Tevfik. Özel yaşam karışamam efendim. Ziyaretçiniz var. Kim? Aa, Rüstem diye biri. Rüstem Bey bu kim tanıyor musun? Ne bileyim ben. Tamam çağır gelsin. Çağırayım gelsin o zaman. Şey efendim siz merak etmeyin. Neyi merak etmeyin? Gelenleri diyorum yani ben ayarlarım. Her şeyi yoluna sokarım diyorum efendim. Kafa yiyecek misin? Gel bakalım gel Rüstem Bey gel. Ah. Hoş geldin Rüstem. Nasılsın? İyi. İyi misin?
Evde herkes iyi mi? İyi. İşlerin nasıl, yolunda mı? İyi. Aman aman, ne kadar güzel, ne kadar her... Sen kimsin? Özel sekreter. Beni tanıyor musun? Yani sizinle yüz yüze tanışma fırsatı bulamadık ama sizi uzun zamandır tanıyor gibiyim. Ha. Yoksa sana kendi gün söz etti benden, ha? Ha, evet. Size sürekli bahsediyor. Ha. O beni nereden tanıyor? Canım sizi biliyor, biliyor. Ha. Ha. Karımdan demek ki. Ha. Biliyorum, biliyorum. Karım. Pervin. Pervin mi? Pervin mi? Aa. Aa. Pervin mi? O nasıl, iyi mi? İyi. Ah, aman, aman, iyi olsun da. Ressam. Ne yaptı kendimizin işi? Anımsadı mı? Anımsamaz olur mu efendim? Şu anda sizin işinizle ilgileniyor. Çalışma Bakanlığı mı? Evet! Çalışma Bakanlığı'nda. Helal olsun lan. Ben şimdi kendisine telefon eder. Ha? Konuyla alakalı ne işlemler yapmış öğrenirim. Siz şöyle buyurun, oturun, bir rahatlayın. Hadi bakalım. Ben hemen kendisine telefon ediyorum. Alo? Çalışma Bakanlığı mı? Hah! Özel kalem müdürüne bağlar mısınız? Şimdi neticeyi öğreniriz. Bir de şey var. Ben anlatacağım, hepsini anlatacağım, biliyor musun? Alo? Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, iyi, ben Tevfik. Ya Kamil Bey bakanın yanında mı? Ha. Ha, gecikecek. Toplantı tabii uzun. Evet, evet, anladım. Peki oldu, hoşça kalın. İyi günler. Gecikir miymiş? Aynen, ben onu diyecektim. Gecikecek biraz. O zaman ben gideyim, hanıma haber vereyim, o gelsin ilgilensin. Harika. Eyvallah koç. Hadi selamlarım. Hayat güle güle, güle güle, iyi günler. Dur lan, ben bir telefon aç. Telefon mu edeyim? Ha. Ya canım, ne gerek var, bir saniye o telefonu aç şimdi. Bu telefonda biraz hatlar yoğun, dıt 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 dıtlar, bağlanmamalar. Siz şu telefonu kullanın isterseniz. Bunu mu? Evet evet, onunla hatlar çık diye düşüyor. Alo! Pervin, sen misin? Sen kimsin? Ben Rüstem. Ben şimdi Kamil'in yanındayım, tamam mı? Bizim işle ilgileniyor, bakanlıktaymış. Helal Rüstem'im. Sen şimdi buraya gel, bu işleri hallet. Benim işim var, gücüm var, tamam mı Kerim'im? Tamam yavrum, hadi ayrıl da gel. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam, hadi. Eyvallah koç. Hoşça kalın yine. Gelin. Beyin. Merhaba Tevfik. Ah, merhaba, merhaba Hasan Bey. İşlerinde mi? İşte. İdare ediyoruz. Gidiyorlar, geliyorlar. Neden? Memnun değil misin? Yani memnunum, memnun olmasına da. Yani ben bir özel sekreterin sınırları içerisinde tutuklu kalacak adam mıyım ya? Kendiniz için yeni çalışma alanları arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Bulamıyorum. Yani burada yaptıklarım nedir ki? Yani birine yalan, ötekine yalan. Yani para kendi satış. Oysa ben toptancıyım. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni olanaklar peşindesiniz yanılıyorsun. Aynen öyle. Yeni olanaklar. Peki, nasıl bir çözüm var kafanızda? Kamil Bey buna sizden bahsetmedi mi? Hayır, hiç söz etmedim. Basın Asaf Bey, basın! Ben gerçekten içini dökebileceğim bir basın yayın haber ajansı kurabilirsem, işte o zaman rahatlayacağım. Tüm dünya çalkalanacak yazacağım haberlerle. Adı bile hazır. Tek gerçek basın yayın haber ajansı. Tevfikciğim, sen basın yayın dedin, bilir misin ki ya? Ben doğuştan basın mensubuyum Asaf Bey. Gerçi biraz sermaye bulma konusunda sıkıntılarım var ama yani Kamil Bey onu da çözeceğini söyledi bana. Kamil bu konuda sana söz mü verdi? Yani biraz kararsız ama ben onu el geç ikna edeceğim diye düşünüyorum. Peki, konuşurum kendisiyle. Hah, konuşun lütfen. Bakın, benden yeteri kadar faydalanamıyorum. Ben yetenekleri çok üstün bir kişiyim Asaf Bey. Basın güçtür, güç! Tamam, konuşacağım, söz. Ama bakın Şehnaz Hanım'a söylemeyin. Gerçekten çok kötü olur. Neden? Yahu muhalefet.
Yani sanki tarla alanına el koymuşum gibi her şeye karışıyor. Zırt oradan, aa, zırt buradan. Aa, Şeymaz. Gel sana, bir şeyler daha anlatacağım. Hayır, ne oldu? Kamil Bey, o güzelim kafasında bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor bana ya. Bu da bakalım ayrıca. Yalnızız. Evet, biraz konuşabilir miyiz? Biraz konuşabilir miyiz mi? Evet, lütfen buyurun, şöyle yanıma gelin oturun. Yanınıza mı? Evet, sakıncası mı var? Benim için bir sakıncası yok elbet tabii ki de. Yani sizin için bir sakıncası olabilir diye düşünüyorum. Yok canım, gel sen gel. Gel şöyle yanıma otur. Ben geldim. Bakın Tevfik'cim, size şunu açıklayayım. Bugün sizin tam 30. gününüz. Hocam sizi tam 30 gün önce işe aldı. Evet, bayağı aldı. Bu süre zarfı içerisinde size karşı olan davranışlarından biraz ölçülüydüm açıkça söylemek gerekirse. Değerlendirmeyi bekliyordum. Niteliklerinizi değerlendirmeyi bekliyordum. Bugün mü öğrendiniz? Yok, tümüyle buna karar verdim ama birkaç gün oluyor. İyi iyi, biraz geç kaldınız ama yine de iyi. Bakın Tevfik Beyciğim, şunu size açıklamam gerekiyor. Siz gerçekten olağanüstü bir adamsınız. İlk zamanlarda size karşı olan davranışlarımdan dolayısıyla takındığım tavır pek dostça değildi. Daha doğrusu düşmanca. Aa, ama her neyse, şimdi artık size olan hayranlığımı açıklayabilirim. Demek beni hazmetmeye başladınız öyle mi? Daha fazlası, bir şey söylesem inanır mısınız? Hayır, inanmam. Siz disileme yapıyorsunuz. Aa, bu durumda... tamam tamam, söyleyin söyleyin, dinliyorum hadi tamam. Galiba size sempati duymaya başladım Tevfik Bey. Ne diyorsunuz siz? Hanımefendi, bu dedikleriniz normal mi? Aa, bu da ne demek ama? Hadi tamam, söyleyin. Aa, kocanın sizi inatla işe almasına çok hak veriyorum. Siz hayatımıza girdiğinizden beri etrafımız insanlarla doldu. Seçmenlerimiz coşku içinde. Evet, bütün sağlık. Aa, Tevfik, bana öyle bakmayın. Ben namuslu bir kadınım. Kocama hiçbir zaman aldatmadım ve de aldatmayacağım. Ya bu kadın büyük bir numaracı. Ya da ben bütün kadınların kalbini fetheden bir kazan olayım da haberim yok ya. Bir şey hissediyor musun? Ah neler neler hissediyorum ki. Ne gibi şeyler hissediyorsun? Çok tatlı şeyler. Allah Allah. Bir de şöyle gel bakayım. Neler hissediyorsun? Yerleşileriniz var. Kim? Bayan. Adı ne? Hanımefendi, kusura bakmayın ama buranın bazı kuralları var. Geleceğinizi önceden haber vermeniz gerekiyor. Kamil'i tanıyorum ben. Beni bekleyecek, birazdan gelir herhalde. Biraz gecikecek efendim. Sanmam, gecikmez. Biraz önce kocam buradaydı. Özel kalem müdürüne gitmiş. Özel sekreter bizim bir iş için telefon açmış. Çalışma bakanlığına. Ben telefon ettim bayan. Özel sekreter sen misin? Evet bayan. Rica etsem bir telefon zaman çağırır mısın? Çok mu istiyorsunuz? Evet. Böyle güzel bir sanatçının şimdi hatırını kırmak olmaz öyle değil mi? Ay Allah'ım çok istiyorsun. Şimdi siz şöyle oturun, ben kendisine telefon edeyim, durumu öğrenelim olur mu? Alo. Ah, merhaba, Çalışma Bakanlığı. Evet, ben Tevfik. Özel Kalem Müdürünü bağlar mısınız? Bana versene. Bir saniye hanımefendi. Ah, evet evet, benim Manoli, nasılsın, iyi misin? İyi iyi. Kamil Bey bakanın yanında mı? Aa, çok güzel, beni ona bağlar mısınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Kamil Bey bakanın yanındaymış, şimdi konuşacağız, bekleyin. Ay, çok iyisin kızım.
Alo, evet Kamil Bey. Nermin Hanım geldi burada, evet konuyla alakalı. Nasılsınız diye soruyor. İyiyim, hamdolsun. İyiymiş, hamdolsun diyor. Efendim, Nermin Hanım'ın konusuyla alakalı Bakan Bey'le görüşebiliriz mi? Aa, evet, görüşmüş. Ne dedi? Yapacaksınız, evet, yapacakmış. Bana bilgi ne zaman verin, detaylı bilgi ne zaman öğreneceğim? Buraya ilgi bitti var dedi, iki tane bitti de efendim. Haa, bugün olmaz. Bakan Bey'le yemeğe mi çıkıyorsunuz? Yani siz de var ya Sayın Kamil Bey, harikasınız ya. Yani Kamil Bey'ciğim, eğer biz daha... Oha! Kamil Bey şimdi ne oldu biliyor musunuz? Evet, şey geldi, Doktor İkiz kardeşiniz geldi. Selamınızı iletiyorum. Hoşçakalın. İyi günler Kamil Bey. Ne benzerli? Kızı mısın yoksa sen? Çok mu benziyoruz? Aynısı. Çoğu kimse onları karıştırıyor zaten. Böyle lep demiş burnumdan tırmış. Doktor Şam. He. Şuram benim ağrı vardı. Ölecek miyim acaba? Çok korkuyorum. Muayene etmeden bir şey söyleyeyim mi? Hemen şuraya gittim muayene. Senin zemeniz. Yapın işinizi doktorum, ben bakmıyorum. Gerçeği söyleyeceğim, sıkıntı olmaz, ben hallederim. Nasıl edeceğiz? Tamam, gerçekleri söyleyeceğiz, sıkıntı yok, bende o iş. Bu ne yusuzluk ya? Bu ne rezalet? Bir açıklamanız var mı? Efendim bir saniye, tabii ki sakin olun öncelikle. Şimdi bu hanımefendi Kamil Bey'le görüşmüş, bir sorunu varmış. Kamil Bey çözebileceğini söylemiş. Ben de onun işini çözer gibi kendisine telefon ettim. Fakat o sırada Kamil Bey içeriye girdi. Ben de ne yapayım, bu doktordur dedim, ikiz kardeşidir dedim. Kadın orasını burasını bir yerde delletti efendim. Ya buyurun annemiz başkasını aldı. Bana bu masalları okumayın ya. Ben arkadaşım yemez. Şeynaz bir saniye ya. Yahu bir kerecik gerçeği söyleyeyim dedim. İnandıramadım. Olağanüstü bir şey. Tam telefon ettiği sırada kocam içeri girmiş. O da ne yapmış biliyor musun? Ne dedi? Ya ne diyecek? Yani efendim kocamın milletvekili değil de doktor olan kardeşi olduğunu uydurmak zorunda kalmış. Bak sen, olur şey değil. Ve bu yalanı o anda uydurmuşlar, öyle mi? Evet Asaf, evet ya, artık dayanamıyorum. Siz ne dediniz? Ya ne diyeceğim, bu adamla sence ben çok sinirlendim. O kadar çok sinirlendim ki kendisine ne diyeceğimi bilemedim. Ondan sonra biraz da inanıyor gibi yaptım. Ama baktım ki biz bu adamla açıktan açığa savaşamayacağız Asaf. Sana anlattığı boyun vardı ya şurada. Onunla onu buradan göndermeye karar verdim. Evet Şeynaz, çok haklısın. Kamil o adama o kadar bağlı ki başka yolu yok. Ooo Falstaff sorma ya, hem de nasıl bağlı, büyülenmiş gibi. Yani o kadar çok söyledim ki kendisini. Bak bu adam bizi aşağıya sürüklüyor. Bir bataklığa gideceğiz ama yok, inanmıyor bana. Şeynaz, ben her istediğini yap yazdım. Şu anda gidip Kamil'e bu konuyu konuşalım. Hemen bunu halletmemiz lazım. Gerçekten artık dayanamıyorum. Sinirlerim kaldırmıyor asla. Oh, demek sana kur yapacak kadar geri gitti, öyle mi? Ooo, hem de küstahçasına. Ya bu konuyu Kamil'e açmadınız mı? Nasıl açayım asla? Ben bunu direkt Kamil'e söylesem bana yanılacak mı? Gidecek, Tevfik bir sürü yalanlar uyduracak, beni suçlu duruma düşürecek. Çok doğru. Yalancı Tevfik her şeyi yalanlamasını bildiği gibi bunu da yalanlayacaktır elbette. Evet. Kamil Bey'in keyfi yerinde hanımefendi, hiç merak etmeyin. Nereden bildin ya? Dört diye kapıyı bir kere kapatıldı. Hemen. Ay Leyla, git kapıyı aç. Açıyorum efendim, açıyorum.
arkadaşlar, Zeliha nerede? Biraz rahatsız. Geçmiş olsun. Siz neredeydiniz bakayım? İşverenler Birliği Kongresi'nden geliyoruz. Görmeliydiniz Şehnaz Hanım. Kamil Bey yaptığı konuşmayla herkesi büyüledi. Öyle mi Kamil? Sorma. Büyük başarı. Bir çağlayan gibiydi Kamil Bey. Efendim oturmaz mısınız? Buyurun. Biraz sakin burada. Toplantıya 3 milletvekili katıldı. Önce ikisi konuşma yaptılar. O kadar bayağı, o kadar kötü bir konuşmaydı ki alkış doğal olarak sönüktü. Ve önemsizdi. Teşekkür ederim Tevfik. Aman aman efendim, rica ederim. Derken Kamil Bey kalkar ve beyler, öncelikle size bir gerçeği söylemek zorundayım. Biz politikacılar yalancı kişileriz. Öyle mi dedin Kamil? Evet, öyle dedim. Sonuç? Yer yerinden oynadı be. Bravo! Söyle Kamil, söyle! Sözüm onları toplandırdı mı ne? Hem de nasıl? Halk böyle şeyler ister. Açık yüreklilikle konuşacaksın. Ama beyler, yalanlar bitti artık. Halk doydu, bıktı, usandı bu politikacıların yalanlarına. Bravo! 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 Tebrik ediyorum sizi. Ben de hep yanındayım. Tabii canım, hiç bırakır mıyım yalnız? Ben de Tevfik olmadan şuradan şuraya gitmem. Esir ettin beni kendine ya. Aman efendim, abartmayın lütfen. Yo yo, esir ettim. Hele hele bu son yazdığın konuşma var ya, şu ana kadar yazdıklarının en iyisi. Yok efendim, şımartıyorsunuz beni ya. Konuşmalarını da mı Tevfik'e hazırlıyorsun? Tabii ya, başbakanın konuşmalarını bile başkaları hazırlar. Öyle mi? Tabii ya, bir politikacının yazmak için vakti mi olur hiç? Özel sekreterin görevi nedir? Yazmak. Özel sekreter yazar, politikacılar okur. Ve halk da alkışlar tabii ki. Aynen. Budur halkın yapması gereken. Alkışlamak ve oy vermek. Ya yüzsüz yüzsüz nasıl da söylüyor ya. Ama senin geleceğini görüyorum dostum. Bir gün var ya sen, bu ülkeyi yöneteceksin. Aman efendim, abartmayın ne olursunuz. Yine. Abartmıyorum ya. Ya neredeyse benim yönetmemi sağlayacaksın. Seni bilmem Kamil'cim ama Tevfik bunu yapacak güçlü olduğu kesin. Siz Tevfik Bey, bir gün çok yükseleceksiniz. Hiç kuşkum yok. Ve neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü bizi bizden iyi tanıyor. Biz neyi severiz? Masallara inanmıyor. Tevfik de bunu iyi başarıyor. Mesela Haydar. Ne oldu Haydar'a? Ne yaptın onunla ilgili? Haydar değil mi? Şu kasabalar dostumuz. Evet. Tevfik onu kuzu yaptı, kuzu. Eee diye geziyor ortalıkta. Aman! Ne oldu sana böyle Vedat? Kim yaptı bunu sana? Haydar! Neden yaptı bunu? Tevfik yalanlarına katlanamıyormuş, ödülü benden aldı. Hop, yalanlara be, kaldırmıyor artık galiba. Sen nasıl sesini çıkartmadan yumruk yersin? Nerede senin tabancan? Buradaymış. Süslü o benimdeki öyle. Heh. Yere serebilirdim, temizleyebilirdim onu Kamil Bey! Ama silah taşıma ruhsatım yok. Silah taşıma ruhsatım olsa silah sıkma ruhsatım yok. Silah sıkma ruhsatım olsa kömürlüğün anasını alırdım. Şanslı adam, iyi ki yokmuş o ruhsat bilmem ne. Valla birimizin dışarı gelmesi lazım, dışarısı tutmuyor. Bağırıp çağıran bir sürü adam var. Bağırıp çağıran dedin? Evet, Kamil Bey nerede diyorlar, hep bize yalan söylüyor diyorlar. Birinci gelip onunla bir şekilde kalacak diye. Tevfik, bu iş hiç hoşuma gitmedi. Tamam ben hallederim. Ne yapabilirler? Güzel abi, konuşuruz kendileriyle. Yürü be sen de. Yürü. Tamam, konuşurum. Hadi aslanım benim. Ay Kamilciğim, yani bu adamı tanıdıkça insan sevmemek mümkün değil, görüyor musun? Çok haklıydın ya. Söylediklerim her zaman kulak vermez. Evet, gerçekten öyle ama şimdi siz bana bir biraz müsaade edin. Biraz işlerim var tatlım. Azal. Şehnaz'daki değişikliği fark ettin mi? Tevfik'i kabullenmeye başladı sonunda. Evet, görüyoruz. Kafanı niye öyle sapladın Hasan? Hiç. Nasıl hiç? Söyle düzgünce. Bak Kamil'cim, insanın çok dikkatli olması gerekir. Özellikle de genç ve güzel kadınlar evli, erkekler için bu daha da geçerli. Ne demek istiyorsun Hasan? Şey, hiç. Nasıl hiç? Çıkar ağzındaki bakmayı. Olsun, benimki sadece kişisel bir görüş. Bilmiş konuşma. Akademik konuşuyorum.
Akademide, üniversitede miyiz? Evdeyiz işte. Bak dostum, diyeceğim şu ki insan karısına kör körle bağırmamalı. İçine kuşkumu sokacaksın be adam. Şeyma sonuçta bir kadın. Bütün kadınlar gibi onun da zayıf yönleri var mı? Hiç dikkat ettin mi? Senin özel sekreterin de onunla böyle sanki ne bileyim yani. Asaf karımı ben kıskanmıyorum da sen mi kıskanıyorsun? Ya yalan mı? Şehnaz güzel bir kadın değil. Bunu ona da söylemedin değil mi? Dikkatimi çekti. Bana bak Asaf, arkadaşımsın. Seni severim sayarım. Ama evimde böyle konuşmalara müsaade etmem. Bağışla beni. Bağışla bu mefer. Lütfen bak beni yanlış anlıyorum. Hiç de yanlış anlamıyorum. Senin düşündüğünden daha iyi anlıyorum. Peki son bir şey söyleyeceğim. Hiç dikkat ettin mi? Şehnaz senin özel sekreterinden bahsederken Tevfo diye sesleniyor. Yok ben hiç öyle bir şey duymadım. Tevfo diye. Bak dostum seninle konuşmam gereken çok özel konular var. Özel mi? Nasıl özel? Lütfen burada olmaz. Sessiz sakin bir yere gidelim bu konuları konuşalım. Seni aşağıda bekliyorum. Çok fazla bekliyorum ben burada. Hadi hoşça kal görüşürüz. Adam içine kuşkumu sokacak. Neden söylüyor? Tevfo nerede tatlım? Tevfo mu? Tevfo mu? Asam beni bekle Asam! Çağrı Bey gitti mi? Bir de önce gitti. Böylece yalnız kalabildik. Yapmayın Tevfik, yeniden mi başlayacağız? Evet, önce işime bir ateş attınız ve ondan sonra... Ben mi? Ben mi ateş attım? Evet, çekicilikten söz ettiniz. Nerede bu çekicilik söyler misiniz? Varsa bende böyle bir çekicilik bulunan neden siz de etkilenmiyorsunuz? Aa neler söylüyorsunuz Tevfik, ciddi misiniz? Evet, ya birkaç gün önce yüzünüze baktım az daha yerlere düşecektiniz. Ama kaç gündür bakıyorum bakıyorum düşmüyorsunuz. E canım bu bir şakaydı. Şaka da mı yapmayalım? Siz üstelik şakacı bir insansınız. Nasıl oldu da söylediklerini bu kadar ciddiye aldınız? Şaka mıydı? Neydi ya? Yapmayın böyle şakalar lütfen ya. Ben duygusal bir adamım. Bu şakanızın bana neye mal olduğunu biliyor musunuz? Beni serseme çevirdi. Beni Allah kullanın. Sizi seviyorum Şehnaz Hanım. Gerçekten siz... İçki yoldan bağlıdır. İçti, içti, içti. Dayanamadı. Bir gün onu evde ölü buldular. Kimin Tevfik? Amcamın. Ne istiyorsun? Hiç isteğiniz var mıydı diye sorayım dedim ama Tevfik konuşmaktı. Öyle duygulanıyorum ki. Sen kumaşları seviyen mi götürdün mü? Yok, yarın götür demiştim. İçti miydiniz? Aa, ben konuşurken aklım neredeydi acaba Leyla? Bugün mü götüreyim? Hayır canım, hemen şimdi götüreceksin. Şimdi, şimdi. Baş, hemen alıyorum, götürüyorum. İyi işaret, hizmetçiye yol verdi. Demek oluyor ki Şehnaz Hanım. Doğru, hizmetçinin gitmesini bekleyelim. Doğru diyorsun. Aa, Tevfik Bey neler söylüyorsunuz? Hizmetçiyi belirli bir amaç için mi gönderdiğini düşünüyorsunuz? Yani canım, şşşt geliyor. Arkadaşınıza diyeceğiniz bir şey var mı hanımefendi? Yok canım, kumaşları ver ve teşekkür ettiğimi söyle o kadar. Baş üstüne kumaşları vereceğim, teşekkür ettiğinizi söyleyeceğim. Ne diyordu Şehnaz Hanım? Aa Tevfik Bey, size çok kızgınım. Nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Üstelik benim evli bir kadın olduğumu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Yok artık, daha neler Şehnaz Hanım, size evlenmemi teklif ettim. Yapmayın. Aa, peki o zaman nedir benden istediğiniz? Aşk Şehnaz Hanım, aşk. Belki böyle söylemem doğru değil ama sizi ilk gördüğüm andan beri çok seviyorum. Yok, ilk gördüğüm andan beri değil. Ne zamandan beri? Yani kronolojik sıraya göre ele alırsak sizi ilk gördüğüm anda ne kadar güzel bir kadın dedim ama biraz cadaloz. Oh, cadaloz mu? Biraz cadaloz ve çok yalancı. Oh, ben miyim yalancı? Kabul edin, gerçekten siz büyük bir rakipsiniz. Ama artık rekabet sona erdi. Bundan sonra sizi gerçekten çok sevdiğimi anladım. O kadar ulu, o kadar güzel şeyler yaşayacağız ki sizle. Bunları kaç kadına söylediniz acaba Tevfik Bey? Sayılamayacak kadar çok kadına. Ve bunu dürüstçe açıklamaktan da hiç sakınca görmüyorsunuz. Ama neden biliyor musunuz Şehnaz Hanım? Bu söylediklerim bir yalancının ağzından değil. Gerçekten sizi seven, size tapan, size göklere dek böyle toplatmak isteyen bir adamın ağzından çıkıyor. Aa Tevfik Bey, ya bırakın bu söyledikleriniz beni çok duygulandırdı.
sen mi benden başka? Hayır, Tevfik Korkut! Gelin lütfen, gerçekten sizi çok seviyorum. Gerçekten diyorum size. Eğer yalan söylüyorsam yıldırım çarpsın, yaksın beni diyorum ya! Lan! Allah, yıldırıma gerek kalmadı. Demek Asam haklı. Evet canım, tümüyle haklı. Nasıl olur? Canım kendisine seninle konuşmasını ben söyledim çünkü. Kendi gözlerinde görmeseydin bana inanmayacaktın. Tevfik'in ne mal olduğunu da anlamayacaktın. Vay Tevfik'ciğim, fena tuzak kurdular sana. Üstelik buraya ilk adım attığı günden beri bana sarkıntılık ediyor. Vay yalancı vay! Sadece sarkıntılık olsa ki neyi? Senin hiç iyi bir milletvekili olmadığını, hiç de iyi bir koca olmadığını söylüyor. Bir gün gelecek hem parlamentoluk yerini hem yukarını engelleyeceğini söylüyor. Hele durun bayan, ne olursunuz ya, bu yalanları söylemeye utanmıyor musunuz? Aa Tevfik Bey, benim kocam kimin yalancı olduğunu çok iyi bilir. Şimdi. Ne yapayım sana ulan? Ne yapacaksınız canım? Yani ne yapacaksınız? Beni dinlemeyecek misiniz? Şuna bak, hala konuş ya. Canım konuşmayacak mıyım ya? Ne demek konuşmayacaksınız? Size gerçekleri söyleyeceğim efendim. Hangi gerçek ulan? Gözlerimle gördüm. Efendim bu gerçek değil. Yani gerçek şu, karımız yalan söylüyor. Diyorum ki o başlattı ilk önce. O beni tahrik etti efendim. Ne diyorsun lan? Karım sana sarkıntılık ediyor. Evet efendim, gerçekten. Ay alacak lan. Bak efendim, gerçekten bana inanın. Lütfen inanın. Sana nasıl inanırım lan? Senin benden mal olduğunu bilmiyorum. Efendim biliyorsunuz benim sizi bildiğim gibi. Ama bakın şimdi, bu başka, o başka. Defol çık dışarı, dinlemiyorum seni. Bakın pardon, bir saniye, bir dinleyin. Lütfen diyorum ya. Dinlemiyorum, defol. Tamam, 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 gidiyorum. Eşyalarımı almaya gideceğim. Rahat bırakıyorum. Sizi de, eşinizi de ve sevgilisi Asaf'ı da. Ne dedin? Hiç Kamil Bey. Belki bir gün gerçekten, gerçekleri söyleyen birisi karşınıza çıkar ve bu dostluk maskesiyle burada gönül eğlendirdiğini söyler size. Sen beni deli mi edeceksin be? Ben mi deli edeceğim? Asıl siz beni deli edeceksiniz. Asaf'ı nasıl suçlarsın? Suçüstü yakalanan sensin. Ya görmediniz mi? Tuzak kurdular. Ben onları suçüstü yakaladım diye akıllarınca bize oyun oynadılar. Defol git, dinlemiyorum. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Buraya oturmuşlardı. O eşinizin elini sen tut. Ben burayı yakaladım, geldim, gördüm. Ne yapıyorsunuz dedim. Ateşini ölçüyorum dedi bana. Ne ateşi be, ne ateşi, çık git defol. Tamam gidiyorum. Hoşça kalın Kamil Bey. Ulan acaba? Gel lan buraya. Ne dedi? Ah, o anda içeri girdi ve gördü Aslan. Sonra? Of, gerçekten bu iş beni mahvetti. Ellerim ayaklarım titriyor artık sinirden. Dayanamayacağım ben. Heyecanlandır, heyecanlandır. Sakin otur bir dakika. Sinirlerim çok bozuldu. Ateşim de çıkıyor galiba. Yok ateşim falan. Allah! Ne oluyor ya? Daha ne olsun? Ya kardeşim ateşi var mı diye baktım. Ne oluyor sana Kamil? Yine mi ateş? Başka yalan bulamıyor musun benden? Aa bu ne adresizlik ya? Bu ne ya? Allah Allah. Kardeşim bir dakika dur. Ateşine baktım sadece. Sakin ol dedim. Bu ne adresizlik? Anlamadım ki ya. Şeyhaz bana müsaade. Ben bunlara katlanamayacağım. Sürekli arada kalan ben oluyorum ya. Bu ne ya? Olmaz böyle bir şey. Yeter artık. Ne oluyor Kamil sana? Nasıl böyle bir şey söyleyebildin canım? Ellerim? Ellerim niye tutmuştu? Niye? Söyleyemiyor canım, ateşime bakıyordu. O elini tutuyor, ateş diyorsun. Bu sana sarılıyor, tuzak diyorsun. O bu sevgilisi mi diyor? Bu o sevgilisi mi diyor? Allah'ım! Yalancılar! Beni delirttiler! Kime inanacağım? Yardım edin! Ne oldu size Kamil Bey? Daha ne olsun lan? Nedir bu aslında için söylediklerin? Gerçekleri söyledim. Oha! Böyle tutulmaz yalancı var. İnanmıyor musunuz bana Kamil Bey? O zaman öldürün beni. Evet, seni şimdiye kadar çoktan öldürmüş olması gerekiyordu. Ben de bunu söylüyorum zaten. Öldürün beni Kamil Bey. Yaşamadın, sonuna dek size minnettar kalacağım. Ulan seni öldürsem yaşamın ne kalır? Kapıyı açık bulduk, girdik. Sandın lan sen bizi? Ha? Cahil mi? Bitirdin lan seni! Şey yap buraya!
yalanları söylemiyoruz Allah'ım. Tamam söyledim ama bu mal siz nasıl inandınız efendim gerçekten şaşırdım. Ya Demir ne olur artık bağınızı barınızı toplayıp gidin şuradan ya. Tamam gidiyorum gerçekten gidiyorum bu sefer söz. Bir kadına her zaman yenilir zaten. Bir erkek ne kadar yetenekli olursa olsun yalan konusunda kadınlar da başa çıkamaz. Defol uzattım be. Kamil Bey şunu da söylemek isterim ki benden iyisini bulamayacaksınız. Hadi git hadi. Vay ahlaksız. Yani dünyanın bütün kusurları üzerine iyi toplanmış ama yine de iyi bir insandı ya. Başımıza neler gelecekti farkında mısın? Hoppa şey Kamil Bey. Sen hala burada mısın? Ferhat yere serilmişsen. Bu ayılamıyor bir türlü. Şuna bir tokat tokat. Vay yaman koruyucu vay. Bakıyorum Tevfik Bey'e gitmek için izler hiç gelmiyor. Evet, nedeni biliyor musunuz? Neden? Yalanlarınız o kadar çekici ki sizi sevmeme neden oldu. Ay, ben de Tevfik. Hayda, aynı başladık ya. Size şunu söyleyebilirim, çok sevimli bir şekilde söyleyeceğim. Siz gidiyorum dedikten sonra içimde kocaman büyük bir boşluk oluştu. Siz birbirinize, biz birbirimize çok benziyoruz. Ay, hanımefendi. Bir dakika, bunu söylemeliyim. İlk defa hissediyorum. Ben de sizi seviyorum. Sevdim. Hanımefendi, size evimin adresini veriyorum. Evet, lütfen. Kamil Bey duymazsa sevinirim. Tamam. Gelin, sizinle konuşacak, dertleşecek o kadar çok şeyimiz var ki. Aha, Tevfik. Bakın buraya yazıyorum. Tevfik. Sen hala burada mısın? Bak bana elini alın. Okuyun efendim bir kağıt açın okuyun. Bunu yazan Tosun. Farkındayım, çok heyecanlandım.
Tugay'la bilirim. Gerçekten biz bu gün için çok hazırlandık ve sizin desteğiniz olmasa bunu başaramazdık. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Her yıl mutlaka bir tiyatro düzenliyoruz ve belirlerimizden kurulan bir tiyatroda oyunu hazırlıyoruz. Bu bir yılımız alıyor oyun hazırlamak. Herkes işinden çıkıyor, çocuklarını bırakıyor ve provaya koşarak geliyor. Ve düzenli bir şekilde prova yaparak en sonunda bu oyunu çıkartıyor. Disiplin gerektiren bir şeydir tiyatro ama zor da bir şeydir. Bunu başardıkları için arkadaşlarıma çok 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 teşekkür ediyorum. Yapmak üzere kurucumuz Sayın Kadir Sarı'yı alkışlarınızı sahneye davet ediyoruz. İdarecilerimizle, çok değerli ellerimizle süreci işliyoruz. Kaneviçe işler gibi. Bunlar bizi gerçekten büyük okul olma yolundan çok sağlıklı noktalara getiriyor. Çok büyük bir özveri var. Ben kurucularımıza, sayın idarecilerimize, okul aile birliğimize, emek veren tüm değerli sanatı seven bu güzel ve koca yürekli insanlara sonsuz teşekkür ediyorum ama geçen senelerde aramızda olan Özgür'ümüz var. Özgür Adan da buraya alabilir miyim? Füsun
Sıramı da alalım lütfen. Ayrılmalar alalım lütfen. Hepsini alalım. Bunlar bizim için çok kıymetli emektarlarımız. Onları da buraya alalım. Evet, tabii bu gecede bir arada olmamızın aslında daha önemli bir sebebi var. Biliyorsunuz Antalya'nın tek sevmalı bebeği şu anda bizim bebeğimiz, Antalyalı bebeğimiz, Yusuf bebeğimizin de babası Ramazan Bey de burada. Hanımefendi ile birlikte ben Ramazan Bey'i de buraya almak istiyorum da böyle düşüncelerim için ama ona söz vermeden çok kolay bir belediye başkanımıza da bir kere abimiz için mikrofonu vereceğim. Ali Uçum, buyurun lütfen. Ramazan Bey, buyurun. Orada yedim canım, ne heyecanlandım hocam. Burada daha da bir şey yapmayacağım. Ne heyecanlısın. İyi güldük ama. Vallahi iyi güldük. Çok teşekkür ederiz. Yüreklerinize sağlık. Sahnede olan, şu anda burada olan, olmayan, bu işe katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Böyle bir okulda olmak bütün buradaki veliler için büyük bir şans. Hem öğretmeniyle, hem yöneticisiyle, hem kurucusuyla, hem de böyle güzel velileriyle çok şanslıyız burada olmaktan. Tiyatro, sanat bence bir ülkenin damarı olması gereken şey ve biz bu okulda her dalını yaşıyoruz. Ama bu tiyatro oyunlarıyla bize destek verdikleri için ayrıca kendilerine çok çok da teşekkür ediyoruz. Yüreklerine, emeklerine sağlık. Tiyatro tabii sanat daha doğrusu başka şeylere de vesile oluyor. Ömür Hocam da dediği gibi Antalya'nın tek Semralı bebeği, Yusuf bebeğimizin ailesi burada. Bizler ellerimizden geldiğince karınca kararınca yardımlarda bulunuyoruz. Okul aile birliği olarak da bir bütçe ayırdık. Kendilerine yardımda bulunacağız. Çıkışta da bir standımız var. Sizler de karınca kararınca yardımda bulunabilirseniz bizleri çok mutlu edeceksiniz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu damlaların bardağı dolduracak. Yusuf bebeğinize, ailesine can olacak. O da buralarda bu oyunları izleyecek. Teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel bir geceydi. Yaşattığınız harika bir oyundu. Çok sağ olun. Bizleri aranıza kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Evet, Yusuf'umuz şu anda Antalya'nın tek bebeği ve dilerim son bebeği olur. Bir daha hiçbir bebeğimiz, çocuğumuz sevme hastalığını yaşamaz. 18 aylık oldu ve yolun yarısına gelmek üzereyiz ama malum meblağın çok yüksek olduğundan dolayı yavaş ilerliyor kampanya. İnşallah siz değerli, gönlü güzel insanların sayesinde bir an evvel Yusuf'umuzla kampanyasını tamamlayacak ve ilacına kavuşacak. Bize de burada yer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben son, tabii beni duygulandıran daha çok önemli bir şey daha var. Bir genç, bir orta, bir de büyük kuşak öğretmenim var. Onları şöyle bir alabilir miyim? Hazal'ı, Mehmet Hoca, Mevra'yı. Bakın üç grubu, üç ses bir arada yaşıyorum aslında. Hazal benim küçükken öğrencimdi, büyüdü. Bu okulda öğretmenim oldu. Çok da güzel bir öğretmenim oldu. Mevra öyle artık orta yaşın olgunluğunu yaşayan, o da koca yürekli bir öğretmen. Ve tabii büyüğümüz, abimiz, Mehmet Hocamız. O da bizim için çok büyüğümüzdü. Üçüne de çok teşekkür ediyorum. Emek verdikleri için ve bir hakkı sağladıkları için güzel insanlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kötülüğünüz için. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun.